Evet. Şimdi Thomas Berozan'ın kitabından bir konuyla devam etmek istiyorum. Bu konuda devre analizi derslerinde, hatta sinyaller ve sistemler dersinde sıkça karşımıza çıkan bir takım sinyal tipleri, dalga şekillerini göreceğiz. Şimdi sinyal bizim için devredeki bir akım veya gerilimdir. Tamam mı? Akım veya gerilim. Bu bir sinyaldir bizim için. Ve bu sinyalin bir dalga şekli vardır. Ve bu dalga şeklini biz matematiksel olarak ifade edebiliriz. Matematiksel ifade. Bu akım veya gerilim bir doğru akım olabilir, DC. O zaman böyle büyük harfle ifade edebiliriz. Bu sabit bir sayıdır. Bütün T anları için sabit. Gerilimse V0 diyebiliriz. Bunlar doğru akımdır. Akımlarda oklar kullanılır devrede. Gerilimlerde artı eksi kutuplar kullanılır. Bunlar analiz için tanımlanır. İstediğimiz yönde oklar, istediğimiz şekilde artı eksi koyabiliriz ama gerçekte eksi çıkabilir akım, gerilimde eksi çıkabilir. Bunlar, bu oklar ve kutuplar, artı eksi kutuplar bizim analiz yapmak için koyduğumuz şeyler. Hesaplamamız sonucunda bunun negatifi de çıkabilir, yani tam tersi olabilir. İşte belli başlı sinyallerimiz bunlar. Basamak fonksiyonu, onun dışında sinüzoidal bir fonksiyon, elektrik enerjisi biliyorsunuz santrallerde ve evlerimize kadar sinüzoidal olarak taşınır. Darbe treni, böyle bir tüp kare dalga, şu mesafeler eşitse ve periyodikse buna kare dalga diyoruz. Kare dalga olabilir. Üstel dalga, yani E üzeri eksi T gibi bir şey. Zayıflayan bir sinüzoidal dalga. Sönümlenen bir sinüs. Testere dişi şekli ve bu eğimler birbirine eşitse ve periyodikse o zaman bu da üçgen dalga oluyor. Bu tip dalgalar karşımıza çıkabilir. En çok çıkacaklar basamak, sinüzoidal, üstel. Bunlar çok sık karşımıza çıkacaklar. Basamağa baktığımız zaman öncelikle şunu söylemeliyim. Burada bahsettiğim dalga şekilleri çok idealistik dalga şekilleridir. Yani gerçekte sıfır sürede sıfırdan belli bir volta çıkması veya inmesi. Yani bu kadar ideal bir kare dalga. Bu kadar ideal böyle bir üçgen dalga. Elde etmek mümkün olmasa gerek. Yani bu mümkün değil. Ama bunlar yine de gerçekte kullandığımız, karşımıza çıkan dalga şekillerinin idealistik versiyonları ve matematiksel olarak bunlarla çalışmak daha kolay. Sonuçta bunlar işe yarayan fonksiyonlar bizim için. İşte basamak fonksiyonunda öncelikle birim basamak fonksiyonundan bahsedelim. Birim basamak fonksiyonu UT olarak adlandırılır ve T eşittir 0 anına kadar 0 ve sonra 1 olarak devam eden fonksiyona UT, yani birim basamak fonksiyonu diyoruz. Bu genellikle devrelerde anahtarlarla gerçeklenen fonksiyonlardır. Yani burada görüyorsunuz T eşittir 0 anına kadar anahtar bu konumda ve gerilim kaynağı yok. Bir anda T eşittir 0'da buraya geliyor ve VA gerilim kaynağı devreye giriyor. VO eşittir VA oluyor. İşte bu bizim için matematiksel olarak bir basamak fonksiyonuyla ifade edilebilir. Yani bir anahtarın konum değiştirmesiyle
bir gerilim kaynağının veya akım kaynağının devreye girmesi anlamını taşır. Birim basamak fonksiyonunda bu gerilimin değeri 1 volttur. Ve T eşittir 0. Yani bu parantezin içi negatifken 0, parantezin içi pozitifken 1 olan fonksiyon. Tamam mı? Parantez içi küçüktür 0 iken 0, büyüktür 0 iken 1. Yandaki devrede de yine T eşittir 0 anında devreye girdiğine göre yine UT kullanacağız. Ama devreye giren gerilimin büyüklüğü VA, yani VAUT olarak adlandırılır. Evet, bu yanlış. Şöyle şey yapalım. Zamanda kaydırma. Şimdi ben istiyorum ki TS anından sonra pozitif olsun. TS anından önce sıfır olsun. Yani parantezin içi pozitifken. Parantezin içi pozitifken VA olsun. Parantezin içi negatifken, yani T küçük TS iken bu sıfır olsun. T büyük eşit TS iken VA olsun. Yani T yerine T eksi TS koyduğum zaman bunu artık sağa kaydırmış oluyorum. Yani TS pozitifse tabii ki. Evet, sağa kaydırmış oluyorum. TS pozitif varsayıyorum. Eksi TS yaptığın zaman sağa kaydırmış oluyorum. Yani artık T pozitifken, yani T büyük TS iken VA oluyor. T küçük TS iken sıfır oluyor. Yani parantezin içi pozitifken VA oluyor. Negatifken sıfır oluyor. Tamam. Şimdi bu nedir o zaman mesela? Evet, pardon. Eksi UT'dir, değil mi? Eksi UT'dir, değil mi? Yani eksilisini almayı biliyorum. Bir katsayıyla çarpmasını biliyorum. Sağa sola kaydırmasını biliyorum. Dolayısıyla daha komplike kare fonksiyonları, dalga şekillerini UT'ler cinsinden ifade edebilirim. Yani buradaki mesela şuna baktığımız zaman bu nedir? 3 çarpı U T eksi 1, değil mi? Eksi 6 çarpı, pardon, 3 çarpı U T eksi 3. Evet. Bunu bu şekilde yapabilirim. Çünkü UT eksi 1 nedir? 1 UT eksi 3 nedir? Yani bu 3 UT, yani 3 UT eksi 3, 3 UT eksi 1. Bu iki sinyali birbirinden çıkarttığım zaman ne elde edebilirim? İki sinyali birbirinden çıkartmak ne demek? Her T anı için bunu yapmak. Yani T eşittir 1'e kadar zaten ikisi de 0. O yüzden o bölgede 0 oluyor. T eşittir 1'den 3'e kadar, T eşittir 1'den 3'e kadar, yani burası 1, 1'den 3'e kadar biri 3, biri 0. Yani farkı aldığınız zaman burada 3 oluyor. T eşittir 3'ten sonra ikisi de 1. Yani farkı aldığınız zaman 0 oluyor. Yani şöyle bir kare fonksiyonu ben iki tane basamak fonksiyonu cinsinden yazabilirim. Evet. Buna bakalım. 10 çarpı U T artı 2. Niye artı 2 yaptım? Çünkü sola kaymış bir U T var. Şöyle. Şöyle. Sonra
Burada eksi 5'e inecek bir anda. Yani artı 10'dan eksi 5'e inmesi için benim eksi 15 u t eksi 2 ile y'yi çıkartmam lazım. Yani şuradan eksi 15. Yani şu. Maviden kırmızıyı çıkarttığım zaman ne olur? Artı t eşittir artı 2'ye kadarki şeyi elde ettim. Sonra sıfırlamam lazım. Yani eksi 5'teydi. Şimdi artı 5 çarpı u t eksi 4. Tamam mı? Bu şekilde bu vt. Evet. Herhalde anlaşılmıştır. Şunları silelim. Evet. 10 çarpı 10 çünkü bu. Şöyle yükselttim. 10 çarpı u t artı 2. Sonra artı 10'dan eksi 15'e eksi 5'e indirmek için eksi 15'lik bir u t ile çıkartmam lazım. T eksi 2. Sonra da artı 5 u t eksi 4 ile toplarsam bunu elde ederim. Evet. Bu basamak. Şimdi şöyle bir şey yapalım. T1 T1 T2 pozitif olsun. VA çarpı UT eksi T artı 1 yani VA T1 buradan böyle çıktı. Sonra da eksi VA çarpı UT eksi 2. T2'ye kadar. Sonra sıfıra inen bir şey. Böyle bir kare daldı. Bunu simetrik yapalım. Yani eksi t artı t olsun. Yani eksi t bölü 2 artı t bölü 2 olsun. Bir de birim alanlı olsun. Yani şöyle t bölü 2 artı t bölü 2 birim alanlı olması için 1 bölü t olması lazım burasının değil mi? 1 bölü t. Yani genişliği t bölü 2, uzunluğu 1 bölü t olan bir dikdörtgen. Bunu çarptığınız zaman alanını bulursunuz. Yani alanı 1'dir. Tamam mı? Yani 1 bölü t çarpı u t artı t bölü 2 eksi 1 bölü t çarpı u t eksi t bölü 2 şeklinde. 1 bölü t çarpı u t artı t bölü 2 eksi 1 bölü t çarpı u t eksi t bölü 2. T sıfıra giderken ne olur? T sıfıra giderken bu dikdörtgenin genişliği daralır. Şeyde yüksekliği de artar. Değil mi? Genlik sonsuza gider. Sinyalin genliği sonsuza gider. Yani ben burada limit sonsuza giderken veya limit t sıfıra giderken nasıl bir şey elde ediyorum? Çok kısa süreli ve çok bir anda çok yükselip inen bir sinyalden bahsediyorum. Tamam mı? Dürtü fonksiyonu bunun idealize edilmiş hali. Yani t sıfıra giderken hali. Yani öyle ki şurada görüyorsunuz. Şak çıkıp inmiş yani bu, tamam mı? Yani zamansal olarak süresi sıfıra giden ve pozitif olduğu dönem çok kısa sürüyor ama o sürede de sonsuz genliğe ulaşan ama alanı da bir olan bir sinyal. Yani t sıfırdan farklı olduğu zaman sıfır olan, sadece t sıfırda değer alan ve alanı bir olan bir fonksiyon. Tamam mı? Buna dürtü fonksiyonu. Bu çeşitli şeylerde matematiksel analiz yaparken işimize yarıyor. Pratikte bunun böyle gerçeklenebilmesi mümkün değil. Yani hiçbir devre yoktur ki sıfır sürede çıkıp insin gerilimi. Yani böyle bir şey mümkün değil ama buna yakın şeyler mümkün. Dolayısıyla bu da işimize yaradığı için bu fonksiyon tanımlanmış ve kullanılıyor. Evet.
Dürtünün integralini alırsak, dürtünün integrali. Yani şu fonksiyonun integralini almaya kalkarsak ne olur? Negatifken, t negatifken integral sıfırdır. T pozitif olduğu anda artık dürtü integralin sınırları içerisine girdiği için ve dürtünün de integrali 1 olduğu için bir anda 1'e çıkar ve T sıfırdan büyük olduğu her durumda sadece dürtü var içerisinde integral sınırlarında. Dolayısıyla hep integral 1 olarak devam edecektir. Yani buradaki elde ettiğimiz şey UT birim basamak. Yani dürtünün integrali birim basamak. Tam tersi diye düşünürsek de dürtü nedir? Birim basamağın türevidir. Yani dürtü fonksiyonu, kırmızı fonksiyonu düşünelim. Burada türev 0. Burada bir anda sonsuz. Çünkü çok hızlı bir şekilde bir sıfırdan 1'e çıkıyor. Sonsuz. Sonra burada da bunun da sabit olduğu için türevi 0. Yani dürtü birim basamağın türevidir. Birim basamak da dürtünün integralidir. Yani dürtü ile birim basamak arasında türev integral ilişkisi var. Dürtüyü de yine K çarpı delta T olarak K büyüklüklü bir dürtü olarak yazabiliriz. İntegrali de bunun K'dır. Yani bu da birinci özellik yine geçerli. K delta'da. Bunun şeyi K'dır. İntegrali. Eksi sonsuzdan T'ye şey yaparsam, integralini alırsam K çarpı UT olur. Dolayısıyla K çarpı UT'nin türevi de K çarpı delta'dır. Sketch the derivative of the pulse. Yani bu nedir? 3UT eksi 1 eksi 3UT eksi 3 türevini alırsam 3 delta T eksi 1 eksi 3 3 delta T eksi 3. Bunun da şeyini çizersek 1'de ve 3'de 3 delta T. Bu da eksi 3 delta T. Evet. Ramp İngilizce'de rampa dalga şekli birim dürtünün integralidir. Yani bunu yaptığımız zaman şöyle bunun integralini aldığımız zaman RT olarak adlandırabiliriz bunu. Ramp'in R'si. Yani pardon. Bir, iki diye yani 45 derece eğimli bir fonksiyondur. Yani şu burası sıfır. Evet, bu da düz artan bir fonksiyon. Gerilimi sürekli artırdığımızı düşünelim. Burası da T. Evet, rampa. Birim dürtünün integrali birim rampa. Birim rampanın integrali birim dürtü. Biz bu üç fonksiyona tekillik, singularity functions diyoruz. İngilizce'de. Yani bunlar idealistik fonksiyonlar. Gerçekçi değiller. İdealistik ama işe yarayan temel fonksiyonlarımız. Yapı taşlarımız diyebiliriz. Yani elektrik elektronik mühendisliğinde çalıştığımız sinyalleri bu sinyaller cinsinden ifade edebiliriz. Evet.
Bu. Bu. Bu da böyle. İsterseniz şöyle şey yapalım. Evet, UT'yi yapmıştım zaten. Derive an expression. Bunu yaptık aslında. Bunu yapmıştım. Rampa fonksiyonu. Kaymış bir rampa fonksiyonu var. Eğimi 1. Yani bakın eğimi 1 değil mi? Burası 2. Burası 2 değil mi? Demek ki RT artı 1. Sonra da tam tersine iniyor. Yani yine eğimi 1. 2 RT eksi 1. Sonra da eğim 0'a iniyor. Yani artı RT eksi 3. Tamam. Yani eğimi 1, 0, eğim 0'dan 1'e çıkıyorsa bir birim rampa eklenmiştir. Artı bir eğim artı 1'den eksi 1'e iniyorsa 2 birim rampa çıkartılmıştır. Eğim eksi 1'den 0'a yükseliyorsa bir birim rampa eklenmiştir. Üstel dalga şekli bir değerde başlayıp üstel olarak sıfıra inen ve limit t sonsuza giderken sıfıra doğru inen bir fonksiyon. Bu bir dirençli kondansatörlü devrede başlangıçta kapasitörde, kondansatörde yük birikmesi varken bu yükün zamanla direnç üzerinden boşalmasını ifade eden aynı şey endüktör için de geçerli fonksiyondur. TC burada zaman sabiti. Time constant. Zaman sabiti bu fonksiyonun ne kadar hızlı sönümlendiğini bize ifade eder. TC ne kadar küçükse, yani zaman sabiti ne kadar küçükse o kadar hızlı fonksiyon sönümlenir. Zaman sabiti ne kadar yüksekse o kadar yavaş sönümlenir. Tamam mı? Şimdi burada bakıyorsunuz t bölü tc 1 iken burası ne oluyor? E üzeri eksi 1 va değil mi? E üzeri eksi 1. 2 iken e üzeri eksi 2 va. 3 iken e üzeri eksi 3 va oluyor. E eşittir 2.718 yaklaşık olarak. Burada zaman ekseni zaman sabitiyle normalize edilmiş. Yani şunu diyebilirim. 5 zaman sabiti içerisinde yani e üzeri eksi 5 nedir? Yaklaşık olarak 0.01 küçük. %1'den küçük. Yani neredeyse sıfırlanıyor fonksiyon. Neredeyse sıfırlanıyor. Yani 5 zaman sabiti sonra tamamen sönüyor diye kabul edebiliriz. Şimdi diyor ki bunu çizin demiş. Zaman sabiti nedir? Time constant. Burada t bölü tc olarak yazıldığında zaman sabiti tc idi. O zaman zaman sabiti 0.01. Yani 10 milisaniye zaman sabiti. Yani t eşittir 0 anında ne oluyor? Vt eşittir. Eksi 17 oluyor değil mi? T eşittir 0.01'de ne oluyor? Vt eşittir. Eksi 17 çarpı e üzeri eksi 1. T eşittir 0.05'te Vt neredeyse 0 oluyor. Yani bunu çizdiğimiz zaman şimdi bunun eksi 17'den başladığını unutmayalım. Sonra da böyle indiğini söyleyebiliriz. 0.36 e üzeri eksi 1 çarpı 17 2 3 4 5 böyle bu
neredeyse artık sıfırlanıyor. Tamam mı? Bu şekilde. Bu da burada. Tam bu noktaya dokunuyor yani. Bu çizdiğim şey VT. Bu eksende T. Saniye cinsinde. Burası 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 diye gidiyor. Evet, waveform'u, bu dalga şeklini bu şekilde çizebiliriz. Şurası eksi e üzeri eksi 2 çarpı 17. Üstel dalga şekli azalma, decrement özelliği. Yani t artı delta t de ne olur? V a çarpı e üzeri eksi t bölü tc, e üzeri eksi delta t bölü tc. Burada t artı delta t'deki değeriyle t'deki değerini oranlarsam V a e üzeri eksi t bölü tc, e üzeri eksi delta t bölü tc. Aşağıda da VT nedir? VA çarpı E üzeri eksi T bölü TC. Bunların birbirini götürdüğünü görüyorum. Yani E üzeri eksi delta T bölü TC. Buradan şu çıkıyor. Belli bir süredeki azalma oranı değerden bağımsız. Yani delta T süredeki azalma oranı T'deki başlangıç değerinden bağımsız. Bağımsız bu. Değil mi? Yani ne kadar oranla azalıyor delta T sürede? Bu kadar oranla azalıyor. Ve bu değer VT'den bağımsız. Hangi değerde olduğu olursa olsun delta T kadar sürede oransal olarak bu kadar azalıyor. Delta t, e üzeri eksi delta t bölü tc. Sadece zaman sabiti ve süreye bağlı azalma oranı. Bu bir özellik. Diğeri eğim özelliği. Bunun türevini alalım. Herhangi bir noktadaki türevi. Yani nedir? Va e üzeri eksi t bölü tc eksi VA bölü TC değil mi? Bununla da evet. Bu nedir? VA bölü TC E üzeri eksi T bölü TC. Yani eksi VA bölü TC E üzeri eksi T bölü TC artı VA bölü TC E üzeri eksi T bölü TC. Yani bu ikisi birbirini bakın götürüyor. Sıfır. Yani bu bir diferansiyel denklem. Bunu ele Mat 202'de diferansiyel denklemleri göreceğiz. Ve ele 202'de uygulayacağız. Ama diferansiyel denklem böyle bir şey. Şu an daha görmemiş bile olsanız. Bu birinci dereceden bir diferansiyel denklem. Yani VT dalga şeklinin kendisi ve türevini içeren bir denklem. Ve bu ikisinin toplamının sıfır olduğunu görüyoruz. Yani bu gerilim, üstel olarak azalan gerilim bu şeyi, bu denklemi sağlıyor. Bu özelliği kullanacağız. Kapasitör yani RL, RC devrelerinde kullanacağız. RL, RC, RLC. Devreleri. Bu özelliği kullanacağız. Türevi ve kendisi bölü zaman sabitinin toplamı sıfırmış. Üstel dalga şekillerinde bu geçerli. Şimdi osiloskop bir laboratuvar araç gerecidir. Anlık gerilim bir dalga şeklinin anlık gerilimi zamana karşı olarak çizdiren bir şekil. Burada bir osiloskop görüntüsü görmekteyiz. Dikey bölge, siz osiloskop kullandınız diye biliyorum. Bölme başına 2 volt olarak ayarlanmış. Yatay da bölme başına, yani şu her karenin uzunluğu 1 milisaniye. Time constant'ı
şey yapalım. 3.6 division'dan 0.5 division'a. Evet. -6 E üzeri eksi T bölü TC eşittir 0.5 T sürede. Şöyle yapalım. 3.6 idi yaklaşık olarak, değil mi? E üzeri eksi 1. Bakalım. Yani bir zaman sabitinde 0.36. Ha. Evet. Tamam. T bölü TC eşittir ln 7.2. Evet, kaç zaman sabiti? Yani şu 8 bölme kaç zaman sabitine eşittir? Ln 7.2. Evet, yaklaşık olarak 2. 2 zaman sabiti. Yani 2 TC eşittir 8 division, yani 0.008. O zaman saat time constant 4 milisaniyeymiş. Evet. Şimdi bir devre laboratuvarındayız. Yine zaman sabitini belirlemek istiyoruz. Ground'umuz 0,3 volt. Yani hiçbir şey ölçmezsek 0,3 ölçüyoruz. Yani hiçbir şey bağlamazsam 0,3 ölçüyorum. Tamam mı? 0,3 volt. Evet. Şimdi şöyle yapalım. 3 voltla başlıyorum. Burada 0,2. 3 eksi 0,3 çarpı E üzeri eksi ne kadar bir süre? 7,5. Ha, 7,5 division demiş. 4'ten başlayalım. Şöyle 4'ten başlayalım. 4 eksi 0,3 E üzeri eksi 7.5 bölü TC 10 üzeri eksi 6 tabii ki 7.5 mikrosaniye eşittir 0,2 bölü 0,2. Pardon. Eksi 0,2 artı 0,3. Evet. Tamam. Çünkü eksiye gitmiş adı anlaşıldığı kadarıyla. Tamam. Eksi 0,2. Çünkü artıdan başladı. Eksi, evet. Eksi 4. Evet, eksi 3.7 E üzeri eksi 7.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü TC eşittir 0.1. Bu ha, pardon, bu 4.3 olacak. Evet, böyle daha doğru oldu. Ln 43 eşittir 6 bölü TC. Ln 43. İşte 3.76. TC eşittir 7.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 3.76. Yani 3.75
Yani bu 2 mikrosaniye. Time constant'ımız, zaman sabitimiz 2 mikrosaniyeymiş. Evet. Sinüzoidal dalga şekillerine bakarsak, sinüzoidal adı üzerine bir sinüs veya kosinüs ile matematiksel olarak ifade edilebilen dalga şeklidir. Bir mıknatıslı motorla üretilmesi mümkündür. Nasıl üretildiği şu an konumuz değil açıkçası. Ama sinüs veya kosinüs olabilir. Mesela şöyle sıfırdan başlarsa sinüstür. Birden aşağı inerse bu kosinüstür. Değil mi? Çünkü sinüs sıfır sıfırdır. Kosinüs sıfır birdir. Zamanda kaydırma, biz genelde kosinüs kullanıyoruz. T eksi T S T O. Evet, burada T O periyot. Çünkü T eşittir T O olduğu zaman kosinüs 2 pi 1'dir. 2 T O, 3 T O, 4 T O olduğu zaman yani V T O ve V T eşittir V T artı T O ve T artı 2 T O. Bütün T'ler için T artı T O, T artı 2 T O, T artı 3 T O bunlar birbirine eşit. Faz açısı VA kosinüs 2 pi T bölü T 0 artı fi bir faz eklenebilir. Yani mesela zamanda kaydırma aslında faz eklemedir. Yani VA kosinüs 2 pi T bölü T 0 eksi 2 pi TS bölü TO. Evet, bu eksi 2 pi TS bölü TO. Ne kadar zamanda kaydırdıysak o kadar faz kaymış oluyor. Yine TS pozitif olduğunu düşünelim. Eksi TS yaptığımız zaman sağa kaydırmış oluyoruz. Yani sinyali geciktirmiş oluyoruz. Şimdi bu fazı açabilirim. Yani VA kosinüs 2 pi T bölü TO çarpı kosinüs fi eksi VA sinüs 2 pi T bölü TO çarpı sinüs fi olarak açabilirim. Yani cos A artı B eşittir cos A cos B eksi sin A sin B şeklinde yazılabilen trigonometrik formül. Şimdi bunlar temel harmonikler. Bir tane harmonik var. Bunu sinyal dersinde göreceksiniz o kavramları ama VA cos fi VA yani eksi VA sinüs fi. Bunlar Fourier katsayıları. Temel sinüs ve kosinüs sinyalleri cinsinden bu VT'yi yazdığım zaman bunlar katsayılar oluyor. Dikey eksen 5 volt eksen başına. Yatay eksen her kare 0,1 milisaniye. Bu sinüzoidi bir yazalım. Boyutları artı eksi 4 bölme. Dolayısıyla simetrik olduğu için buna bir DC sinyal eklenmemiş. Yani bunun genliği 4. 4. Şimdi bu şurada 1, 2, 3, 4, 5. Burada buçuk division. Yani burada bir kosinüs var ama biraz gecikmiş. Yani ne kadar gecikmiş acaba? Kaç saniye gecikmiş? Yarım bölme gecikmiş. Yarım bölme
gecikmiş. 1 bölme 0,01 milisaniye. Yarım bölme 0,05 milisaniye. Tamam mı? Periyot nedir? Periyot. Başlayıp bitene kadar 4 bölme geçiyor. 4 bölme. O zaman periyot 8 bölme. 8 div. Yani 0,8 milisaniye. Yani o zaman 4 çarpı kosinüs 2 pi t eksi 0,0 yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Evet. Bu şekilde yazılabilir. Hatta 4 kosinüs 2 pi t bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 eksi 2 pi çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buna fi diyebilirim. Fi. Evet, bu şeyi yazmış olduk. Şimdi sketch the waveform demiş. Bunu da yapalım, bırakalım. Bakın bu fazı şimdi sinüzoidal sinyalde bunun içerisinin birimi birim radyan aslında. Radyan. 2 pi radyan ne demek? 360 derece demek. Pi radyan 180 derece demek. Pi bölü 2 90. 60 derece ne demek? Pi bölü 3 radyan demek. Tamam mı? Şimdi burada o zaman pi bölü 3 demek oluyor burası. Sketch the waveform yani bir periyodun 1/6 biri. Periyot şimdi 10 kosinüs 2 pi t bölü 0,001 eksi pi bölü 3. Yani şöyle. Evet. 6. Yani ne yaptım? Burası TO, değil mi? TO. Periyot yani. Frekansı 1000. Şimdi bunun frekansı 1000 Hz oluyor. Periyodu 0,001 saniye oluyor, tamam mı? Frekansı 1000 Hz. Veya 2000 pi radyan bölü saniye. Omega denir ona. 2000 pi radyan bölü saniye. Evet. Burada burası da ne kadar shift edildiği. Tamam. Yani burada normal bir kosinüs çizeceğiz. Periyodu 1 milisaniye olacak. Bunu da periyodun 1/6 biri kadar shift etmiş şekilde çizeceğiz. Evet. Periyodun yarısı 0,001 bölü 2 ile şey yapalım.
10. Burası 0.01 bölü 2, 3. 0.004 bölü 6. Sonra bunu aynen şu kadar daha götürdüğümüz zaman periyot tamamlanıyor. Bu böyle tekrar edecek. Tamam. 0.001 bölü 2, 0.007 bölü 6. Tamam. 0.01 bölü 6 diye gidiyor. Bu da böyle. Tabii ki bu böyle de gidiyor. Bu şekilde çizilebilir. Yani periyodun altıda biri kadar kaymış olan, sağa kaymış olan bir kosinüs sinyali. Genliği 10. Bunu görüyoruz. Şimdi bundan sonraki zamanlarda kompozit dalga şekillerinin çizilmesi, onun dışında dalga şekillerinin tanımlayıcıları, periyodiktir, şudur budur, peak to peak değer, peak değer, DC bileşen, offset, root mean square değerleri bu şekilde. Sonra da bazı örnekler yapıp kapatacağız. Bugünlük bu kadar.